Bana göre çağımızın en büyük dertlerinden birisi, Türkiye'de de çok fazla ilerliyor son dönemlerde, diyabet dediğimiz şeker hastalığı ile ilgili konuşacağız. Bugün size anlatacaklarım bilhassa sizin şekeriniz biraz yüksek, dikkat edin. İlaç vermedim ama dikkat edin diyen hastalara gözün aydın. Ben size anlatacaklarımla kesinlikle ve kesinlikle şekerinizi düzgün hale getireceğiz. Bir daha söylüyorum. Şekeriniz biraz yüksek, dikkat edin. İlaç kullanmıyorsunuz. Bu kişiler benim dediklerimi tutarlarsa bugünden itibaren şekerlerini çok düzgün hale getirecekler. Çok fazla ilaç kullananlar, çok fazla insülin gibi ilaçlar kullananlar ya da hap kullananlar da benim dediklerimi güzel kullanırlarsa ilaçlarında azalmalar olacak, insülinlerinde azalmalar olacak. Lütfen bugün güzel dikkatli dinleyiniz. Geçen gün söyledim, bunu bir daha söylüyorum. Dünyada birinci olduk, Avrupa'da birinci olduk. Ne de kilo almada, son dönemlerde kilo almada birinci olduk. İşte kardeşlerimiz, kilo aldıkça bozulan en büyük organlarımızdan birisi de insülin salgılayan pankreasımız. Bakın sevgili kardeşlerim, göbeğiniz 88 santimin üstünde olduğu zaman hanım kardeşler, erkekler 102'nin üstünde olduğu zaman iç organlarınız yağlanıyor. İç organlarınız yağlandığı zaman bu organlar çalışamaz hale getiriyor. Kardeşim şöyle elini şöyle aç kapa, aç kapa, aç kapa. Bak şimdi ne güzel çalışıyor bu el. Bak ne kadar güzel işlev yapıyor. Şimdi kapat şimdi. Şimdi çalıştır, açmaya çalış. Yağ bağlamış etrafı, bakın yağ bağlamış. Hadi çalışsın bakalım, çalışamıyor. Hani kurbanda falan görüyorsunuz, hayvanı kesiyorsunuz, böbreğe böyle yağ bağlamış. İç organları yağ bağlamış, içinde böyle kocaman bir yağ varsa, bilhassa böbrekte görürsünüz onu mesela. İşte pankreas dediğimiz organda aynı böyle oluyor. Normalde gariban böyle çalışıyor, çok güzel şekeri öldürecek insülin salgılıyor. Ama sen fazla yağlandığı için göbeklendiği zaman oynat, çalışamaz hale geliyor. Çalışamayınca ne oluyor? İnsülini üretemiyor. İnsülini üretemeyince ne oluyor? Veletler namlı olduğun şeker hastası. Bu kadar basit. Ben bir iddiada bulunuyorum. Bunu ciddiye alın lütfen. Türkiye'de 100 tane şeker hastasının 80'i şeker hastası değil, kiloya bağlı şeker hastası. Bir daha söylüyorum. Kiloya bağlı. Ama ciddiye almıyorsunuz. Yani bu kadar herkes yırtınıyor. Ben daha çok yırtınıyorum. Aman kardeşler etmeyin, eylemeyin diyorum. Ciddiye almıyorsunuz. Kardeşler gelin bugün bir dönelim. Gelin bugün kendimize gelelim. Neden? Neden? Şekeriniz yüksek mi? Bir süre sonra gözleriniz gidecek. Şekeriniz yüksek mi? Bir süre sonra kalbiniz gidecek. Şekeriniz yüksek mi? Bir süre sonra beyniniz gidecek ama farkında değilsiniz. Zannedeceksiniz ki beyniniz o kadar çalışıyor. Halbuki eskisi kadar çalışmamaya başlayacak. Eskisi kadar iyi şeyleri idrak edemez olacaksınız. Neden? Beyninize kan gelmeyecek. Kan gelmeyince beyin çalışmaz. İşte kardeşler, bacaklarınızda yaralar açılacak. Birçok yerlerinizde kaşıntılar başlayacak. İşte tamamen ve tamamen boğazınızı tutmayla ilgili, egzersiz yapmayla ilgili. Son dönemlerde çok büyük çalışmalar var yurt dışında. En güçlü şeker hastaları bile, tip 2 diyoruz yani ikinci grup şeker hastaları, muhakkak fayda görür diyorlar. Şeker hastalarını iki tipte gösteriyoruz kardeşlerim. Nasıl? Birinci tip çocukluk yaşta pankreas hücreleri bozuk. Yani pankreas dediğimiz organ insülini salgılamıyor. Şeker hastası oluyor. Bakın güzel bir şema ile size şimdi şeker hastalığını bir tarif edelim. Güzel bir şema var. Bir seyredelim. Bakın çok güzel bir görüntü. Görelim bakalım şimdi. Evet. Şimdi iyi dinleyin. Midemiz ve organlarımız şeker üretiyor. Bakın şekerle ilgili. Şeker, mideden şeker çıktı, organlara gidiyor. Ama pankreasta insülin üretiyor. İnsülinler geliyor, hücrelerin kapılarını açıyor. Hücrenin içine şeker giriyor. Girdi. Ve bu enerjiye dönüşüyor. Lazım mı? Lazım. Ama fazla oldu, giremedi hücrenin içine. Ortada şeker kaldı. İşte olduğunuz şeker hastası. Bu kadar basit. Gördünüz mü kardeşler? Yani insülini üretemediğiniz zaman olduğunuz şeker hastası. Şimdi seyredelim bakalım. Şeker hastalığı pankreasta üretilmez ya da çok az üretilir. Bu çocukluklarda yani tip 1 dediğimizde. Tip 2 dediğimizde bakın
hücreler insülini etkili bir şekilde kullanamaz. Neden kullanamıyor? İşte yağlandığı için, bozulduğu için, denge bozulduğu için oluyor. Şeker hastalığını ölçmek lazım. 8 saatlik bir açlıktan sonra şekerimizi ölçeceğiz. Şimdi biz de birkaç tane kardeşimizi ölçeriz bakalım nasılmış durum. Şekeriniz, açlık kan şekeriniz 126'nın üstündeyse, tokluk şekeri yani bir şeyler yedikten sonra da ölçüldüğünde 200'ün üstündeyse şeker hastalığından bahsedeceğiz. Nasıl oluyor? Ağız kuruluğu ve çok su içmeyle, sık sık idrara çıkmayla. Ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma. Kendiliğinden istemediğiniz halde kilo kaybı. Açlık hissi. Yiyorsun, yiyorsun, bir tuhaf oluyorsun. Gene böyle için kazınıyor gibi oluyor, için kıyılıyor. Bir de yorgun ve halsizsin böyle. Devamlı yorgun ve halsizsin, isteksizsin. Ve sevgili kardeşler, bulanık görmeye başlıyorsunuz. Gözü etkiliyor çünkü. Görme kaybı, felç, kalp krizi, böbrek yetmezliği, sinir hasarına bağlı ayak yaraları. Şimdi ayak yaralarından da konuşacağız. Kan şekeriniz ve kan basıncınız ve yağlarınızı kontrol altında tutarak kalp ve damar sağlığınızı koruyun. Sağlıklı besleneceğiz. Her gün yürüyüş yapmaya çalışacağız ya da spor yapmaya çalışacağız. Düzenli ilaç tedavisi yapacağız. Günlük kan şekerini takip edeceğiz. Düzenli ayak kontrolü çok önemli şeker hastalarında. Kan basıncına, tansiyona dikkat edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, ne olursunuz beni güzelce dinleyiniz. Ben size ne diyorum? Her gün spor yapınız diyorum. Sevgili kardeşler, diyoruz ki her gün bir 5 dakika 10 dakika kendinize ayırsanız, bunları yapsanız her şeyler farklı olacak. Evet, bir gör.